Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarımızı bir yapalım. Ondan sonra yorumlarımıza başlayalım. Şimdi Gündoğdu Borsa'yı ilk defa izleyenlere Türkiye'de yapılmayanı yapıyoruz. Küçük sermayeli şirketleri alım yerinde paylaşıyoruz. Aynı zamanda çok değişik bir bakış açısına sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Olduğumu söyleyebilirim. Çok şey değil. Nedir? İşte teknik analiz bu işin %80'idir, 90'ıdır. Sonra ne gelir? Büyük sermayeli şirketler, büyük şirketlerden daha fazla kazandırır diyoruz ve borsada düşen trendin devamı bugün geldi. Bugün aslında çok bir hareket yoktu borsamızda ama bugün yeşil kapattı. Düşen trendi ikinci günde yeşil kapattık. Bu bizim için olumlu. Artık ne demiştik? Bugün biraz daha hacim düşük ama. Hacim düşüktü, onu da anlatacağız. Artık şunu söyleyeyim videoya başlamadan önce. Hissettiklerimi. Şimdi bu işin içindeyiz. Bu işe gönül vermişim. Hayatımda gönül verdiğim hiçbir işte yarı yolda kalmadım da ülkede de sayılı, kendi işimde sayılı arasına girdim eski mesleğimde. Onu da bir ara bahsederiz. Bu işte de olacağım. Burada da hedefimiz devam ediyor. Tabii ki borsanın kötü olması 8 aydır, 30-40 senedir borsada olmayanlar bu 8 ayda biz yaşadık. Ama bundan sonra artık yönü yukarı dönecek. Niye de derseniz bir kere öncelikle faiz indirimini Cumhurbaşkanı bile söyledi. Bu bir. Faiz indirileceği zaman herhalde Ocak ayı gibi düşünülüyor. Ocak olur, Şubat olur veya işte Aralık olmaz da. Ocak olur, Şubat olur. Bu ayın 20'inde de bir faiz indirimi sürprizi de çıkabilir. Onu da tam bilmiyoruz. Ama bir kere faiz indirimi olacak. Bir. Kesin olacak. Bu kesin olduğu için de faiz indirimi tabii ki diyelim ki Ocak'ta olacaksa şu andan fiyatlamaya başlayacak. Zaten fiyatlamaya da başladı. Yavaş yavaş borsaya hareket geldi. Ve çok çok ucuz olan hisseler çok çok güzel yerlere rally şekilde gidecek. Peki bu başka borsanın yükselmesindeki sebep neydi? Yükselmemesindeki sebep de savaş hisleriydi. Savaş hisleri de bence ortadan kalkıyor. Bana sorarsanız İsrail rezil oldu. Gazze'yi o bebekleri, masumları öldürmesine rağmen komple ele geçiremedi. Ona karşı koyan küçücük kuvvetleri bile silemedi. Bence çok ciddi rezil oldu. Bundan sonra da inşallah rezil ve kahrolur. Arkasındaki güçler dahil. O yüzden de ülkemize de zaten kafa tutma durumları maalesef, maalesef demiyorum. Ülkemize de kafa tutma durumları yok. Öyle bir bizim ordumuz, askerimiz, insanımız zaman hiçbir şeye müdahale şeye konuşamadım nedense şey vermez, pay vermez. Onu öyle söyleyeyim. Kafam ciddi yoğun. Bugün de biraz aldığımız hisselerde çok çok iyi gitmediği için o yüzden de böyle akşamları biraz çarpılıyorum. Kusura bakmayın ama duygularımı ben ifade ettiğimi düşünüyorum. Her zaman da böyle tıkanmıyorum ama bu özellikle bu tarz durumlarda biraz da duygu yük olduğu için, biraz da milliyetçi yapım olduğu için, ağzımdan da farklı bir kelime çıkmaması için biraz mücadele ediyorum, söylüyorum. Şimdi o yüzden borsanın yükseleceğini bir kere kenara koyalım. 2 günde hacim ne şekilde gidiyor? Bütün göstergelerde yukarı gidiyor. Şimdi borsamızda nelere geçeceğiz? Ondan önce ben bir Telegram grubum artık ücretli ama ücreti çok çok düşük. Bir miktar yaptım. Aylık ücret sadece 500 TL. Ama yarına kadar, yarın akşam saat 17'ye 00'a kadar aylık ücretim sadece 500 TL. Ama en az 2 aylık katılım düşünüyoruz. 2 aylık 1000 TL ile. 2 aylık bir Telegram grubumuza gelin. Orada neler yaptığımızı bir görün. Kesinlikle söylüyorum. Valla çok çok güzel talepler geliyor. 1 yıllık alanlar var. 6 aylık alanlar var. 5 aylık alanlar var. Toplu toplu öyle alanlar var. Çünkü onlar da görüyor, eminim görüyor bizdeki başarı oranını veya emeğimizi. Borsa kötüyken bile yakaladığımız tavanları görüyor. Onlarla beraber, hep beraber inşallah çok çok daha büyük olacağız. Türkiye'nin en büyük kanalı veya en adından söz ettiren kanal olacağız zamanı gelince. 8 ay önce 1400 falan abonemiz vardı. Şimdi abone sayımızı 3'e katladık. Teveccüh gösteriyorsunuz. Tabii bir anda olmuyor. Ama olmaya başlayınca inşallah çok çok güzel yerlere geleceğiz. Siz de Telegram grubuma gelirseniz inşallah hep beraber orada çok çok büyük bir güç olacağız. Adınızdan söz ettireceğiz. İnşallah olacağız. Tabii bir anda olmuyor bazı şeyler ama olacak. Tutumuzu koparacağız. Şimdi borsamızda teknik anlamda çok çok güzel. BIST TÜMİAE'ye bakalım. Bir de yan kağıtlara bakalım. Yan kağıtların grafiğinde durum nasıl? BIST'te
çekildi. Yan kağıtlarda bugün hareket gibi gözüküyor. Dün iki gündür bakın satış var. Yan kağıtlarda bugün bir hareket gözüküyor. Burada neler tavan olmuş? Neler tavan? Merco, TRDGS, Bremen, Reysaç, Intem, bize uyan şirket, Doko, bize uyan şirket, Kartek bize uyuyor ama zarar açıkladı. Niye gidiyor onu da bilmiyorum. Gürsel yine bize uyuyor. Bu arada güzel bilanço açıkladı. Bakın Ingram bileşimde stop olmuştuk geçenlerde %2-3. Sonrasında bakın iyi bilanço getirdi. Ingram'ı da kenara yazdım. Orada bize %3 stop etti. O %3'ü fazlasıyla Ingram bilişimden alacağız. Bunu da söyleyeyim. Telegram grubunda katılacaklara, bize saygı duyanlara, bizde yol yürümek isteyenlere selam olsun. Lila'yı biz sattık. Bugün dönmüştü yukarı. Bugün yine gireyim diye düşündüm ama bugün lan dedim biz gireriz. Biz karımızı aldık. Biz gireriz, aşağı çakarlar bir daha. Bugün hiç yani borsada güzel bir hacim falan yoktu. O yüzden girmedik. Sonra neler düşmüş? İhlas gayrimenkul. Bakın İhlas'tan biz dün çıktık. İhlas ekibi komple, İhlas Gazete, İHEVA komple düşmüş. Bakalım. Kafayı Silver. Silver'da bakacağız ona da. O da bizim eski SEO, o da çok gitti. İhlas Holding'i burada göremedim. Ona da bakarız. Banvit'e düştü. Şimdi hisselerimize bakalım. İlk başta Banvit'le başlayalım. Ya hocam, Banvit'te bu kadar bahsediyorduk. Keşke kanalımızın ilk açıldığında 110 liralardan alıp arkaya yazsaydık. Çünkü hiç durmadan nasip işte müthiş bilançolar getiriyor. Ama getirdiği gün maalesef hacimli şekilde bir aracı kurum sattı bunu. Satıcılardan herhalde güzel kazandı. Yani %5 de artı açtı şirket. Yani bu kadar müthiş bilanço olur mu? Biraz sonra bakacağız. Tam bize uyan, yani bize uyan, stratejimize uyan harika şirketlerin başında geliyor. Şimdi Fintables'a baktığımızda bakın net dönem karı bir önceki döneme göre %267 artmış. Yani böyle şirket hemen hemen yok yani. Bir yılda bakın esas faaliyet karı %6900 artıyor. Müthiş yani, öz kaynağı 3 ayda %14 artıyor. Müthiş ötesi bir durumu var. Bakın burada da satışlar fabrik. Net kar böyle bir şirket çok çok az. PDD'de 4.0. FK 9.9. Bence şirket ucuz. PDD'de 7 idi yanlış hatırlamıyorsam geçen dönem. Şimdi 4'e düştü. Halka açık logonun 8. Yani çok çok küçük bir kısım piyasada lotu var. 1. Sermayeye bakın. Sermaye 100 milyon, sermaye 3.300. 3 milyar 300 milyon kar getirmiş. Bir önceki döneme göre %60 kar artmış. Buradaki yazılan bilgiye göre. Sonra öz kaynakları or %20-30'ları buradaki yazılan bilgiye göre. Bakın artmış durum var. Sermayesinin 33 katı karı var. Aynı zamanda sermayesinin de ne yapıyor? 90 katı öz kaynağı var. Bu şirket yarın bile bedelsiz açıklasa çok ciddi 1'e 50, 1'e 100 bile verebilir. Çünkü çok ciddi de eski köklü bir şirket. Banvit. Biz neden stop olmadık? Bu yüzden stop olmadık. Şuralardan girdik. Tavan tavan gider. Ben buraları falan kıracağını düşünüyorum. Ne demiştik? Binlere, bin bölgesine gidebilir bu şirket. Çok gitti ama bilanço böyle devam ederse öyle gözüküyor. Ve halka açıklık oranı çok çok az. Yani piyasada rotu çok çok az olduğu için, bu şirket gitme potansiyeli olduğu için stop olmadık. Devam ediyoruz. Şu an herhalde biraz. Ama 20 günlükten bakın. Burada 20 günlük çok önemli destek. 20 günlükten tepki var. Ben de bunu bekliyordum açıkçası. Bu da bu tepkide oldu. Çok güzel oldu. İnşallah yarından sonra yön yukarı dönecektir. Yani bu şirket bakın saatlikte alım gelmiş. Sonra bir aşağı çakmışlar. Sonra gene yukarıda kapatmış. Yani buralardan artık dönmesi lazım. Yarın bir yeşil yakarsa çok çok güzel yukarı çıkar. İnşallah bizi çok bekletmez. Ne diyelim şimdi. Banvit'ten sonra Katılev müthiş bilançolarda en ön sırada gene yer alıyor. Bunu çok bahsetmeyeceğim. Saatlikte yine ne yaptı? Dün patron ve yönetim kurulu başkanı herhalde yanlış hatırlamıyorsam şu bölgede mal satıyor. Biz aldık da biz iki tavanı bulduk zaten. Aldıktan sonra tavanı bulduk bir kere. Sonra patron işte dediğim gibi biraz mal satımı oluyor. Biraz etkileniyor şirket. Şu gap'i dolduruyor. Bugün güzel açtı. Güzel de gidiyordu ama biraz sakin kapattı. Sıkıntı yok. Katıl orta vadede hiçbir şekilde bizi üzmeyecek bir şirket ama kısa vadede bir günde iki günde üzebiliyor. Keşke üzmese ama en güçlü bilançolardan ve şirket gerçekten şu an ucuz. Artık bu dönem bilançosuyla çok çok öne çıktı. Katıl evi söylüyorum. O yüzden kendimi sıkmıyoruz. Kariye'den dün bahsettim. Bugün çok hareket etmedi Kariye. Saatlikte burada baktığımızda biraz tepkili. Ama orta vadede dediğim gibi çarpı 2 biraz bekleyeceğiz. Ben günlük de istiyorum şimdi. Günlük de bir şeyler kazanalım. Çünkü ekran başına emek veriyorum. Bazen olmuyor. Ne oldu? Şu bölgelerden bir yerden aldık. Nereden aldık?
29'lardan aldık. 28'e düşmüş. Tepki veriyor aşağıdan. Tepki vermeye başladı stop olduğumuz yerden. Ve kapanış da güzel oldu saatlikte. Sıkıntı yok. Yükseliş trendinde. Çok çok ucuz şirket. Artık patlamasını gerektiğini düşündüğüm için şirketi aldık. Son 3 aydır da kazandırmadı zaten. Bir önceki bilançosu da iyiydi. Hatta borsacıları da söyledi. Şirketi ben alıyorum diyor. Orta vade, uzun vade diye. Artık buradan yukarı gitmeli diyoruz. Silver Line. Silver 4-5 gün bizi bekletti. Sonra dün tavan oldu. Bugün tavandan sonra şirket biraz satış olmuş. Ve 3. Silver Line'da ciddi bir hareket var. Şuraya bir gözlemleyin yatırımcıları. Şirketi aldık. Bilanço zaten müthiş. Buralarda aslında satabilirdim. Elimde git hadi satalım dedik ama bizi burada 5 gün falan bekletti. Dedim ki 5 gün beklettiyse biraz daha kazanalım dedim. O da olmadı. Ben neyi bekliyorum ama şirket gerçekten şu an çok ucuz. PDD'de 0.6'ya düştü. Bakın piyasa değeri. Çok çok ucuz ve karı bu dönem sonra çok güzel geldiği için dedim ki şuradaki hareketi acaba yapabilir mi? Şurayı kırıp buradaki hareketi yaparsa çok ciddi. Buraya hızlıca 34 bölgelerine tavan şuradaki yeşiller gibi 4-5 gün üst üste burayı kırarsa şöyle gidebilir diye düşündüm. Ha bugün olmadı ama önümüzdeki günlerde muhtemelen bu olacak. Olmasa da şu an herhalde kardayız. Sıkıntı yok. Olmasa da çıkarız. Ama sonra bir daha tekrar girip bu silverden biz para kazanacağız. Çünkü ciddi bize uyan güzel bir şirket. Sonrasında ne demiştik? Ha bugün bir yazdım. Dün bir izleyicim. Ona destek olayım. Uzun süredir hocam yorum yapmıyordun. Arase ne oldu? Arase dediğim gibi maalesef geçen dönem günlükte bakın gene aşağı maalesef düşmüş. Bilanço iyi gelmişti. Bakın burada çok güzel gidiyor ama şirket kötü bilanço getirince şirket düşüyor. Satıyorlar. Yapacak çok bir şey yok. Yani buralarda ne bileyim satılabilir miydi? Ama zaten şirket ucuz. Bayağı ucuz bir şirket. Hatta bunu Dede de almış ya. Dün yazdı birisi hocam. Dede Arase de almış. Zayıf bilançoda. Millet satıyor. Yapacak bir şey. Bakın taban falan gidiyor. Sonra yataya gelecek. Yine hani şöyle bir şey var. Borsada hareket olunca artık kar zarar demeyecekler. Karlı şirketler bence daha iyi gidecek. Zararlı şirketler de özellikle küçük sermayeli zararlı şirketler de bence gidecektir. Çimbeton'da geleceğiz. Çimbeton'da düşen trendiyle bugün kırıyordu. Kıramadı. Üstüne kapatamadı ama sıkıntı yok. Çimbeton'u artık zaten çok bekletti. Hani diyorum çocuklarıma biriktiriyorum. Hiç sıkıntı yok. Biraz bekliyoruz. Sabır işi yapacak bir şey yok. Burada kırdı kıracak. Kırdığı zaman hareketler artık burada başlayabilir. Ama borsaya dediğim gibi borsaya güzel alımlar geldiği zaman, rally'ler geldiği zaman burayı kırdığı zaman kırdıktan sonra dediğim gibi 4800-5000 bölgelerine hızlıca gidebilir. Lot sayısı çok çok az. Başladığı zaman sizi zengin edebilir. O yüzden ben de çocuklarıma biriktiriyorum. Çimbeton'dan sonra hocam başka neler yazmışlar? Miatek. Miatek de elimizde. Benim de başka bir hesabımda Miatek uzun süredir bekletiyor maalesef. Ama şuradaki bakın düşen trendi kırılmış. Yukarı doğru gidiyor Miatek. İnşallah yukarı doğru gidecektir. Borsadaki komple işte o hareketi genel yapılacak hareketi bekliyor bütün şirketler. Ama dediğim gibi buralardan alanlar kazanacaklar. Ev fiyatları şimdi diyoruz ki işte ev fiyatları da artık artmaya başladı. Burada da emlak işi bir alanda da emlak işi de kovalıyoruz. Emlak işi de yapıyoruz bir arkadaş grubuyla. Şimdi orada da artık telefonlarımız çalmaya başladı. Artık talep de gelmeye başladı. Ev fiyatları da gitgide artacak. Öyle gözüküyor. Arsa fiyatları da gitgide artacak. Artık yani faizden de çıkmanın bir dozu olmalı. Hemen çıkıp artık alacaksın yani yeter diyeceksin. Hala faiz alanlar var. Şu an aldığı faizle bence boşuna şey alacaksa eğer boşuna şu an faizle tutuyor. Hemen bir şeyler alması gerekiyor. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Ne oldu işte borsa da aynı şekilde. Şu an hemen alıp bir orta vade beklemek lazım. Aynı günde tabii ki bazı şeyler olmuyor. Ama biz genelinde de aynı günde de tutturuyoruz. Bugün ilk defa uzun süredir tavansız günümüz geçti evet. Ama yine bize uyan şirketlerde tavan var sıkıntı yok. Miatek demişti. Miatek'te de aynı durum. Sanica. Sanica'nın uzun süredir takip etmiyorum. Ona bir girip çıkmıştık ama Sanica ciddi diplerde artık. Teknik olarak o bayağı diplerde. Sanica'ya bakalım mesela. Sanica'nın dediğim gibi bize uyuyor mu uyuyor. Zamanında Sanica'da
Herhalde 5 günde 130 falan yapmıştık. 5 günde 130 mu? 4 günde 130 mu ne yapıp çıkmıştık. Güzel ciddi bir kar almıştık. Şu an son dönem bilançosu güzel. Öz kaynakları artmış. Bilanço güzel gözüküyor. Sanika artık buralar dip mi? Dip gibi gözüküyor bakalım. Ama bilanço şimdi şöyle bir şey var. Bilanço sağlam. Daha ciddi bilanço getirmiş. Mesela işte ne bileyim. Banvit olur, horoz olur. Bunlar daha ciddi bilanço getirdiği için bunlar da denenebilir. Ama şu da olabilir. Sanika'da bakın PDD'de 1. PKB şirket şu an bedava ucuz gözüküyor. Sermayesini 600 milyon artırmış. Daha küçüktü. Bedelsiz vermiş herhalde. Vermişti doğru. Şu an evet net kârda güzel. Yani şu an şirkette bir durum yok. Şirket şu an bedava yok. Ama buralardan alınır mı? Şu an alınabilir gözüküyor. Ama bugünkü satış hoş olmamış. Çünkü satış hoş olmamış şu an. Bayağı bir geri tepe gibi bir durum var. Biraz daha şu bölgelere inip tepki verirse buralardan yine alabilir. Yön yukarı şu an gözüküyor. Zaten şurada da bu bölgede de bir dip yapmış. Artık zaten kaç aydır para kazandırmamış. Buralardan sert yukarılara gidebilir. Ama biraz daha ihtimal zayıf gözüküyor. Danika, izleyicimizi kırmayalım. Herkesin yanındayız. Destek olmaya çalışıyoruz. Vatan millet için, kendimiz için çalışıyoruz. İmaj makine. İmaj makineyi de bakalım. İmaj makine. İmaj makine güzel bilanço getirmiş. Şuradaki görmüş olduğunuz gibi bilanço güzel gözüküyor. Bize uyan şirketlerden mi? Evet şirketlerden dediğim gibi yani ilerleyen dönemde güzel getireceğini zaten konuşmuştuk hatırlamıyorsak. İmaj makine de güzel gözüküyor. Artık diplerde yani ben buralardan çoğu hissenin gideceğini artık düşünüyorum. Özellikle iyi bilanço getirmiş şirketlerin gideceğini artık düşünüyorum. Yavaş yavaş ne olur bir gün iki gün gitmeyebilir ama sonrasında birçoğu çok güzel gidecektir. Ben şunu söyleyeyim faiz açıklamalarından sonra falan bence almaya yetişemeyeceğiz borsayı gibi geliyor bana. Faizler bu ay olmasa bir dahaki ay bir dahaki ay olmasa şimdiden zaten fiyatlanıyor. Böyle güzel ralliler olacak yani inşallah. Tip sermayesi çok ciddi artmış. 5-6 kat artmış zaten. Kârı da şu an 3 kat artmış bir önceki döneme göre. Bence şirketin durumu fiyat da ucuz. Bedeli de 1.7. Fiyatı da ucuz. Ama imaj makineyi açmıyor. Geçenler bir arada imaj makineyi açmamıştı. İmaj makine şu an üst teknik olarak hangi yerde bilmiyorum. Yani bayağı insanlar ezdi. Bakalım Tuğ Çelik. Tuğ Çelik'te bilan çok kötü geldi. Tuğ Çelik tabii ki benim beğendiğim güzel şirketlerden ama bilan çok kötü geldi. Niye kötü geldi onu da bilmiyorum. Yani Tuğ Çelik çok güzel iş alıyordu. Bakın işler alıyordu. Fabrik çok ciddi artmış. Kar azalmış. Buradaki net dönem kârı da yıllıkta 65 60. Geçen yıllık olarak baktığımızda şirket iyi. Çok fazla düşmez herhalde. Çelik. Benim ama beğendiğim şirket niye böyle net kar zayıf gözüküyor? Onu detaylı incelemek lazım. Ama şu bölgeyi kırarsa ki çok güzel bir filama üçgen formasyonu olmuş burada. Orada formasyondan bahsederken bir müjdem daha söyleyeyim size. Şöyle kamerayı da açayım. Udemy platformunda ilk teknik analiz eğitim setim hazır. Oradan da Udemy platformunda Gündoğdu Borsa aradığınız zaman yine benim logomla siyah beyaz. Orada güzel bir teknik analiz eğitim serimin ilk ne derler? Konulu videosu 10 videodan oluşuyor. 350 lira sadece teknik analiz eğitimi ilk paketi. Temel seviye eğitim. 350 lira Udemy'den oradan alıp teknik analiz eğitimi ne girebilirsiniz? Hocam işte Fethiye'ye gelemiyoruz. Nasıl yapacağız diyenler vardı. Onlar özellikle Udemy platformunda bizi arayabilir. Oradan bakabilir. Bunun ama çok daha güzellerini yapacağım zamanım oldukça. İşte burayı kırdığı andan itibaren hareketler Tuğ Çelik'te gidecekti. Tuğ Çelik başladığı zaman kar zarar demeyecek. Bakın bedava şirket 0.8. Şirket bedava. Burada kârı güzel gözüküyor. Bakın şimdi iş yatırımla Fintables'ı o yüzden karşılaştırıyorum. Fintables'ta kâr burada 160 yazıyor. Burada çeyreklik net kâr yazıyor. Zarar gözüküyor. Şimdi net kâr durumu çok bir sıkıntılı değil. Yatırıma baktığımızda bakın net kâr bölümü. Bu çelikte burayı kırdığı andan itibaren yukarı hiç sıkıntı yok. Yani bizim takibimizdeki olan şirketler birikim varlık yönetimi.
çok fazla üzmez diyeceğim ama borsada dediğim gibi yani borsada şu an 8 aydır herkes üzülüyor. Maalesef herkes üzülüyor. Yani milyonları olan insanlar da veya aracı kurumlarda şunlar bunlar da çoğu herkes de var. Şu an teknik olarak müthiş bir yerde birikim varlık yönetimi. Bu şirket bize uyuyor ama götürmediler. Ama gitmeye başlarsa ciddi yani 1-2 ayda çarpı 2-3-4 yapabilir. Şu an bakın bilanço bayağı güzel. Öz kaynaklar çok önemli. %12-60 son 9'da net dönem kar 60. Bence bize uyan şirket yani buralardan yükseliş trendine girmiş. Buradaki tepenin üstüne kapanış yapmış. Bugün de güzel gitmiş. Başladığı zaman bakın şuradaki hareketleri keşke yapsa. Buralarda denemiştik sonra şurada bir yerde stop olmuştuk. Çıkmıştık artık bezdirmişti. Artık çok düşemiyor ama yani buraları dip yapmış 9 bölgesini. Artık yukarılara özellikle şurayı kırdıktan sonra şu bölgeleri çok yukarıya gidebilir şirket. Ama dediğim gibi komple borsanın yukarı gitmesi gerekiyor. Şimdi başka neleri sormuşlar? Başka VS demiş hocam demiş söylediklerinin hepsini hemen hemen yazdım. Yunus Bey yanlış hatırlamıyorsam bizim bu süredir takipçimiz. Destek için kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Instagram'dan buradan bana yazarsanız özel Telegram grubu için bakın aylık sadece 500 TL. 10 ay alanlar var. 12 ay alanlar var. 6 ay alanlar var. Zaten biz borsa az düzelsin veya düzelmese bile günlük trade'lerimizle yani günlük trade'le bile yıllık aidatını çıkarabilirsiniz. Herkese destek olmak amaçlı bunu yapıyorum. Orada bir güç olalım. Büyük bir güç olalım diye. Bu arada aklıma gelmişken Aselsan'a bugün giriş yaptık. Aselsan. Şimdi hareketler teknik olarak baktığımızda Aselsan müthiş bir direnci kırdı. 67-15 diyelim. 67-30. Evet 15-30 bölgesini. Bakın. Burada kırdı. Evet. Peki kırılışlardan sonra bakın şuradaki kırılışlardan sonra 33'ten sonra bakın nasıl gitmiş. 60'a kadar gitmiş. Bu bölgede bakın Şubat'tan beri ne yapmış? 8 ay. 8 ay önceki fiyatına geldi çarptı. 8 aydır buralarda oyalanmış. Artık kırmış. Hacim var mı? Var. Bir. Bakın hacim son 6 gündür hacim var ve bugün bakalım bugün şöyle. Evet bugün de ciddi hacim vardı. Pardon. Dünün hacmi de hacimli şekilde de kırdığı için bugün hacmini göstermiyor Osmanlı Yatırım. Şu an tam rally dönemine bence girdi. Bugün çok güzel atak yapması da bir borsa satıcılığıydı bence. Çok bir hareket yoktu. Çok bir hacim yoktu. Bugün buranın üstünde 1-2 gün kaldı. Yarın da muhtemelen bunun üstüne kalırsa hareketler sert şekilde yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Artık Aselsan'da da buralarda rally bekliyorum. Kısa vade stopum da zaten belli. Telegram grubunda stoplarımız falan belli. Her şey sistemli şekilde gidiyor. Tabii ki bazen duygularla da iş yapıyoruz. Stop olmuyoruz. Mesela Banvit ve Katıl Ev'de stop olmadık. Neden olmadık? Çünkü yani böyle bilanço çok az. Şirketin durumu, halka açıklık oranları. Yani bunları almayacaksın. Neyi alacaksın? Zaten o yüzden %5 falan artı açtılar ikisi de. Onları ben sabahtan analiz etmiştim. O yüzden bazı durumlarda da duygularımla hareket ediyorum. Ama şöyle bir durum var. Bazen de borsada duyguya yer yok. Biraz da aşağı çakabiliyorlar. Biraz bekletip gidebiliyorlar. İnşallah ama yukarı gidecektir. Her şey güzel olacaktır. Özellikle Telegram grubuma herkesi bekliyorum. Orada çok ciddi bir güç olmak istiyorum. Diyoruz beraber inşallah kazanacağız. Bize inananlar ve güvenenlerle. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.